ABD'de TikTok uygulamasının yasaklanmasının önünü açan yasa tartışmalara neden olurken, Türkiye'de TikTok yasaklanacak mı sorusu da gündeme geldi. TBMM, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'u Amerika'da yasaklıyorlar, biz yasaklamalara karşıyız. Fakat Türkiye'de de bu işin sonu yasaklanmaya kadar gidecek. Maalesef burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla mesafe alamadığımız bir ilişki var dedi. Yayman, sosyal medya platformlarından biri olan TikTok ile ilgili son gelişmelerden bahsederek şöyle konuştu. Aralık ayında komisyonumuza geldi. Arkadaşları dinledik. Burada çok önemli temel sorular soruldu. Kamu politikaları direktörü dedi ki, bu soruların bir kısmına sözlü cevap vereceğiz, bir kısmına da yazılı cevap vereceğiz dedi. Biz de tamam olur dedik. Fakat gelen cevaplar ikna edici ve tatmin edici değil. Ne de sorulan sorulara karşılık geliyor. Özellikle bu platformda içerik paylaşımları noktasında çok ciddi eleştiriler var. Size de geliyor yani. Artık mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Son tahlilde hepimiz milletvekilleri olarak söz hürriyetini, fikir hürriyetini savunuyoruz. Hepimiz sansüre, yasaklamalara karşıyız. Fakat son tahlilde de bir kamu düzeninin sağlanması gerekiyor. Hepimizin çocukları var. Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi gerekiyor. Kişisel olarak komisyonumuz da zaten yasaklamalara karşıyız. Fakat son tahlilde bu konuyla ilgili bizim komisyonumuzun bir şey yapması gerekiyor. Bunu da ben komisyonumuzun takdirine ve tartışmalarına sunmak istiyorum. TikTok'u Amerika'da yasaklıyorlar. Biz yasaklamalara karşıyız. Fakat Türkiye'de de bu işin sonu yasaklamaya kadar gidecek. Çünkü maalesef ama maalesef burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla mesafe alamadığımız bir ilişki var diye konuştu. Yayman, eski adıyla Twitter yani X platformu Türkiye'de temsilcilik açmaya davet ederek, TBMM çatısı altında tüm dijital ağlara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Hiç kimse dokunulamaz değil. Hiç kimse kendisini yasamanın, yargının, yürütmenin üzerinde göremez. Kimse içinde bulunduğu ülkenin kanunlarının, hukukun üstünde kendini göremez. Nasıl ki Kanada, Fransa, İngiltere, Avusturya, Danimarka gibi ülkelerde işbirliği yaparak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz, burada da hukuka, kanuna uymanız gerekiyor. Bu konular çok tartışıldı. Artık son kez söylüyorum. X'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız. Temsilcilik açacağız dediniz. Bu sözde kaldı. Sonra el değişti. Yeni oryantasyon süreci. Biz bunu da makul karşılıyoruz. Ama diğer tüm sosyal ağlar buraya gelip fikirlerini, Türkiye'ye dair düşüncelerini, Türkiye'de yapmak istediklerini anlatırken X'in kendini böyle görmesini kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı.